Bu memlekette baktığınızda şu an sorunlar o kadar söz verilmiş, yerine getirmeyen sorunlar var. Recep Tayyip Erdoğan para aramaya gidiyor. Pekala Kemal Kılıçdaroğlu, ben İngiltere'den 300 milyar dolar getireceğim anlaştım dediğinde tefecilere gidiyorsun. Ne işin var İngiltere'de? Tefecilerden para alıyorsun. Hayırdır Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da bunun para alacağı adamlar Mekke müftüsü mü? Allah rızası için mi verecekler parayı? Ya sen geldin sıkıştın, hazır bir 25 milyar doları sana verelim de faiz falan önemli değil. Recep Bey sen kullan, ülkeyi kalkındır mı diyecekler. E faize para almaya gidiyorsun. Yatırıma niye geliyorlar diyor. Niye oraya gidiyorsun? Çünkü Avrupa'ya gidemiyor. Çünkü Avrupa bize vize vermiyor ki para versin Ebru Hanım. Avrupa bize vize vermiyor, vize. Dünyanın şu an en kötü ülkesi, karanlık lisedeki ülkesi Türkiye oldu bunların yüzünden. Ülkeyi yönetemeyen Recep Tayyip Erdoğan şimdi gitmiş parayla ülkeyi rahatlatacağım diyor. Mehmet Bey gri şeye çıkaracağım diyor. Gri listeden çıkaracağım, evet, gri diyor Türkiye'de. İki madde kaldı diyor güya, evet, gri listeden, evet, çıkarmaya. Mehmet Bey zaten herhalde şöyle diyordur. Ben nereden düştüm buraya diyordur Ali Aydar. Şeyi ben nereden geldim buraya? Beni kim attı bu havuza diyordur yani. İlk tek çare zam mıydı? Siz gelseniz siz de mi zam yapacaktınız? Erdoğan ilk başbakan olduğundaki şeyi hatırlıyor musunuz? İlk yaptığı ilk 100 gün ve ilk 500 gün. Orada şey demişti, saltanatı bitireceğiz bu, evet, kamudaki şunu. İşte meclisin lojmanlarını yıkacağız efendim. Yıktı işte. İlk iş onu çıktı. Sadece Türkiye'de yolsuzluk, yolsuzluk bitecek dedi. Evet. Evet. Bakın sadece Ali Aydar güzel hatırlattı. Türkiye'de sadece milletvekillerine ait lojmanlar yıkıldı. Geri kalan saltanat artarak devam ediyor. Bakın şu an bizi seyredenler şöyle diyor. Bunlar konuşuyor ya, milletvekili diyor. Mecliste diyor bunlar diyor yemeğe bedava yiyorlar diyor. 100 liraya diyor döner yiyorlar, kebap yiyorlar. Türkiye'de bütün devlet kurumlarında yemek ücretsizdir. Bütün devlet kurumlarında. Ama sadece mecliste parayla yemek yenilmesine rağmen vay bunlar küçük ücret ödüyor, az düşük ücret ödüyor. Ya kardeşim bütün devlet kurumlarında bu ücretsiz ya. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 5000 kişi var, yemek yiyor her gün, öğlen yemeğe bir kuruş para vermiyor. Bir kuruş para vermiyor ya bunlar. Vermesin. Vermesin de vatandaş da yesin. Niye siyaseti, niye milletvekilini karalıyorsunuz? Vatandaş da yesin seçilmiş yani. Vatandaşa da yedir. Evet. Değil mi? Maalesef bakın iktidar şu an... Ya simidi de düşünmesin artık Mehmet vatandaş. Mehmet Şimşek geldi, vergi vergi. Pekala Mehmet Şimşek'e şimdi soruyoruz biz. Millet adına soruyoruz. Seçimden önce Bağkur esnafının prim günü 7200 düşecekti değil mi? Evet, sözlerden biriydi. Sözlerden biriydi. Düştü mü? Yok. Bağkur esnafı perişan değil mi? 9000 gün prim ödeyecek. Devam ediyor. Pekala seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların prim günü meselesi 3600-5000 günle emekli olabilirlerken 5950 güne çıkmıştı. Bu adaletsizliği gidereceklerdi, söz verdiler. Yok. Gidermediler. Staj ve çıraklık mağdurları sosyal medyada reise güveniyoruz, reisimiz var ol, bu meseleyi söz verdi, reis çözecek. Söz vermedi. Staj ve çıraklık verdiler. AKP'nin grup başkanları, grup başkan vekilleri bunlar ziyarete gittiğinde dernek olarak bunları, bunlar sayfalarında paylaştılar. Arkadaşlar görüştük, ilgililerle görüştük, yetkililerle görüştük diye staj ve çıraklık mağdurları Ebru sayfalarında bir göreceksin. Öyle bir coşku, öyle bir heyecan vardı ki bu iş bu torba yasayla çözülecek. Ne adamların derdi? Yahu staj ve çırak. Yani adı üstünde sigorta primi ödemişler. Evet. Sigortalı kimlik kartı almışlar. Haklı tarafları ama da var. Haklı taleplerini bize 3 yıl 4 yıl staj adı altında staj sigorta yapılmadan çalıştırdılar. Bizim hakkımızı verin diyor. Haklı tarafları var. Öbür taraftan emeklilikte kademe. Bakın bu çok önemli. Ali Aydar da sağ olsun ilgileniyor. Siz de bazen gündeme getiriyorsunuz. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan 2023 emekli olacak. 9 Eylül 1999'da sigortalı olan, yani bir gün sonra sigortalı olan bekleyecek. 2041 yılında Ebru, beklemek de değil. 2041 yılında. E çözeceğiz dediler. E meclis tatil oldu. Af yasası çözeceğiz dediler. Meclis tatil oldu. Daha vahimi ne biliyor musunuz şu an? Daha vahim bir şey. Bir şekilde 17-25 Aralık'ta uçak düşürmede, 15 Temmuz'da FETÖ'cü şirketlerine el konulması, konkordato ilan edilmesiyle birlikte çekleri yazılan yüz binlerce esnaf var. Hı hı. Bunlar hapis cezası aldılar. Temmuz 31'de hapse girecekler. Evet. Adli suça af yok dediler. Bakın adli suça af yok. Ya 5 yıl tecavüzcü, uyuşturucu kaçakçısını, satıcısını, torbacısını, katilini, uğursuzuna torbacı indirim öyle var. Valla. İndirim var ama çekten mağdur olmuş adam bu yasadan faydalanamadı. Evet. Şimdi bu adalet... İzinleri uzatıldı değil mi? Hayır, 31'inde bitiyor. Hayır şey diğerleri, diğer suçları. Öbürleri hayır, 5 yıl artık yatmayacak. Yatmayacak. Bitti işleri. Bitti. Hapisten çıktılar, af bu.
Af değil dese de bu af. 100 bin kişi. 100 bin kişi çıktı. Çıksın mı? Çıksın. Zaten dışarıda adamlar Ebru, anladın mı? Evlenmişler, iş kurmuşlar. Tamam, iyi bir şey. Benim onu anlamam. Pekala, çek yasasından 300 bin insan ne olacak? Dolayısıyla bakıyorsunuz şu an iktidar hakikaten... Daha durun, kredi kartı mağdurları falan gelecek. Kredi kartı mağdurları gelecek. Tüketici kredisi çekenler var. Evet. Yani ülkede iflaslar üst üste geliyor. Bugün insanlar borca sarılmak zorunda kalıyor. Bu şeyi sıfırlıyor. Vergi borçlanması diyorlar ya mesela büyük şirketlerin. 100 milyonlarca dolar af getiriyorlar ya. Ya bu sıradan vatandaşa niye mesela getirilmiyor? Bir de getirilmediği gibi, Ali çok teşekkür ederim. Getirilmediği gibi bir de Ebru da yakinen takip ediyor. Ekonomiyi ben Ebru'yu sabahları izleyerek keyifle dinliyorum. Yani teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ben de malzeme bol, ben teşekkür ederim sayenizde. Bir de vergi yapılandırmasını ödeyemiyor insanlar, evet, adaylar. En kötüsü o. Yani o Bağkur, SGK vergi yapılandırmalarını ödeyemiyorlar. Bağkurlular prim çok yüksek. Diyor. Yani çok yüksek. Şimdi bu insanların ortada mağduriyetleri duruyor. Emekli olunca da o kadar para alamıyor. Alamıyor çünkü doğru zaten yanında çalışan ondan fazla alıyor ya. Aynen. Ya şu an devlette bile öyle bir ücret adaletsizliği var ki. Kiraya versem dükkanımı daha çok kazanacağım kesinlikle, deyip toplanıp gidiyorlar. Kesinlikle bakın şu an devlette mecliste Ali Aydar da geliyor, orada görüştüğü insanlar var. Basın yayın mezunu, 30 yıllık çalışan 20 bin lira alıyor. Temizlik işçisi 3 ay olmuş işe gireli Ebru, 30 bin lira alıyor. 30 bin lira alıyor. 30 bin lira alıyor ya. Adam kurumda müdür. Doğru veriyorsunuz maaşları böyle. Böyle. Yanındaki böyle işçi, böyle yani. Yanındaki şey işçi 70 bin lira alan işçi var yanında. Üniversitelerde durum aynı. İnsanları araştırma görevlisi diye 12 yıldır kenara atmışlar. Hiçbir sosyal haklarını vermiyorlar. İnsanlar üniversite bitirmiş, müdürlük yapmışlar. Bir köşede şu an sürünüyorlar, haklarını alamıyorlar. Bütün akademik personel feryat ediyor. Feryat ediyor. Yani hani geçtik zaten kitap almaya. Doktorlar zaten gidiyor. Tabii yani 130 kitap bin alamıyor zaten. Bak, de. Bak Ali'ciğim 130 bin tane ortaokul ve lise mezunu polis 3600'den faydalanamadı. Evet. 130 bin tane. Ya çıkarttık diyorsun, imama çıkarttık. Peki bu nasıl yönetilecek öğretmen? Cemal Enginyurt? Yani bir kısım bakıyorsunuz şöyle, Türkiye'de 6-7 milyon. Çok iyi yaşıyor. Parasına para katıyor. Bir kısma bakıyorsunuz. Gittikçe kaybediyor. Ne yapacak yani bu insanlar? Evini arabasını satsın. Şimdi zaten Tayyip yani iyice Erdoğan, küçülsün fakir olsun. Öyle mi de yaşamaya devam etsin? İnsan hayatında ilerler ya. Fakirlikte hepimizi eşitlemeyi düşünüyor ki fakir olunca nasıl olsa diyor ben size yardım edeceğim diyor. Siz de bunun karşısında oy vereceksiniz diyor. Yani bir kitle düşünce. Evet, fakirlikte eşitlenme gibi bir duruma doğru gidiyoruz yani. Fakirlikte eşitlenmeye gidiyoruz. Adam bana yazıyor. Ya sen vekilsin diyor. Göbeğinde şişmiş diyor. Senin ne kaybın var? Oğlum ben şiştiysem sağ mı sordum lan? Yani sen de şişmanla. Ekmeği ye ye şişmanla yani sonuçta. Şişmanlamak için çok zahmet göstermeye gerek yok. Ekmeği ye. Zaten ekmek yiyorsun.